Beyefendi ne yapıyorsunuz? Öyle aniden durulur mu? Az daha çarpıyorduk size. Dikkatli olun lütfen. Kusura bakmayın hanımefendi. Sarı ışıkta geçmeme hakkımı kullandım. Malum burası biraz tehlikeli bir kavşak. Sorun yok. Sorun yok mu? Olur mu hiç öyle şey? Öyle aniden durulur mu? Hem bizim acil yetişmemiz gereken bir yer vardı. Sizin yüzünüzden geç kalacağız şimdi. Keşke 5 dakika erken çıksaydınız. Ayrıca bana çarpmadınız. Yani bir kaza olmadı. Bu durumda benlik bir şey de yok. Size iyi günler. Oo! Fırıncıların kralı, günaydın. Günaydın hocam. Ya Hamza abi, senin şu ekşi mayalı ekmeğin adı neydi? Vallahi bizim Vakfı Kebir'le yarışır biliyor musun? Onun tarifini istiyorum, evde deneyeceğim. Afiyet olsun hocam. Veririm tabii. Yeter ki sen iste. Bir tane daha ayırdım sana. Gönderirim ofise. Eyvallah. Eyvallah. Sağ ol. İnanmıyorum ya. Hiçbir şey yokmuş gibi orada sohbet ediyor. Hem suçlu hem güçlü. Ekşi mayalı ekmek falan diyor. Pardon. Bakar mısınız bir? Az önce bir hata yaptınız. Farkındasınız değil mi? Ay. Bir de hiçbir şey yokmuş gibi gülüyor. Gülüyor. Uzatma sakma. Bak bir sorun yok. Dediği gibi kaza da yapmadık. Biz kendi işimize bakalım. Suçlu benim. Ben uzatıyorum yani, öyle mi? Abim arıyor. Efendim abi. Yaman, Yaman. Dinliyorum. Mutfağa diyorum. Bir yardımcı daha mı alacaksın? Seher. Abi. Bu nasıl bir sorumsuzluk anlamıyorum. Yaptığınız ayıp. Bir özür bile dilemediniz. Adalet Hanım ve Neslihan idare ediyor abi. Çiçek de onlara yardımcı oluyor. Aksayan bir şey mi var? Yok yok da. Bahçe işlerine artık tek başıma yetişemiyorum. Çok yoruluyorum. Çiçek artık mutfakla hiç ilgilenmesin Yaman. Bana yardım etsin. Mevzuyu bu kadar uzattığınıza göre altında yatan başka bir sebep oldu. Abi tamam. Hallederiz. Eve geldiğimde konuşuruz. Seher. Stres ya da kaygı bozukluğu yaşıyor olabilir misiniz? Belki de travmatik bir kaza geçirdiniz. O yüzden bu kadar uzatıyorsunuz. Ben anlamadım. Bu ne cüret? Kaygılı falan değilim ben beyefendi. Olayı bu şekilde çarpıtamazsınız. Burada ayrıca mevzu bahis ben de değilim. Bir hata yaptınız ve umursamıyorsunuz. Israrla umursamıyorsunuz. Lütfen artık hatanızı kabul edin ve bizden özür dileyin. Anlıyorum. Neyi anlıyorsunuz? Evden aceleyle çıktığınız için kum torbanızı yumruklayamadınız. Bu da sizde sinir yaptı. Şu anda da o siniri benden çıkarmaya çalışıyorsunuz. Şimdi çözdüm. Bu kadarına da pes doğrusu. Siz kim diyorsunuz da benim hayatımı tamam irdeliyorsunuz? Psikolog falan mı sanıyorsunuz kendinizi? Bu tartışma hiçbir yere varmayacak. Allah yakınlarınıza sabır versin. Sakin ol. Biraz yavaş çekersen gelecek. Görüyorsun değil mi? Saygısız. Bir özür bile dilemedi. Bak, ışık dayanmadı gitti. Geç kalacağız ya. Tamam, sakin ol biraz.